Merhaba ben Eray Okan. Bugün Hardware Plus'ta TCL'in giriş segmentinde konumlandırdığı TCL 10 SE modelini inceliyoruz. TCL 10 SE 2500 Türk Lirası fiyatla şu anda giriş TCL'in giriş segmentinde konumlandırdığı akıllı telefonu. Peki TCL 10 SE bu fiyat bandında neler sunuyor rakiplerine göre? Gelin bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi benim ilk değinmek istediğim noktalardan biri TCL'in arayüzü TCL UI. TCL UI'yı ben çok kullanışlı ve akıcı buluyorum. Böyle her şey çok kolay bir şekilde çok kolay her şeye ulaşabiliyorsunuz her şey böyle yerli yerinde hiçbir zaman böyle TCL UI kullanırken bir karışıklık yaşamadım. Böyle sanki her şeyi elimle koymuş gibi buluyorum ve arayüz gerçekten çok akıcı. Bu benim TCL'in en sevdiğim yanlarından biri. TCL UI arayüzü. Burada da yine aynı şekilde TCL UI kullanılıyor. Belki hani ilerleyen zamanlarda TCL UI 2 falan da görürüz. Belki bu kullanıcı arayüzü deneyimini TCL UI biraz daha yukarı taşır zamanla. Ek olarak ben TCL'in tasarım dilini de çok seviyorum. Böyle arka tarafta hep sıralı böyle üçlü dörtlü bir kamera modülü sunuyorlar. İşte bu arkada böyle yüz güzel oluyor. Yine aynı şekilde burada da böyle parlak bir yüzey var. Yine burada üçlü bir kamera modülümüz var. Ve burada bir parmak izi okuyucumuz var. Burada parmak izi okuyucunun stabil çalıştığında ekleyeyim. Kameralarda da hafif bir çıkıntı var. Ama böyle sizi çok rahatsız edecek kadar değil. Hani neredeyse yok denilebilecek kadar. Böyle düşük seviyede bir çıkıntı bu. Yani bu arka taraftaki bu parlak yüzeyi falan sevdim ben. İşte bunun bir de siyah versiyonu var tercih ederseniz. Peki TCL 10 SE modelinde neyi eleştirebiliriz? Şimdi şöyle burada kullanılan ekran 6.52 inç boyutta 720p çözünürlükte IPS LCD bir ekran. Şimdi ben ne olsun isterdim? Ben işte 1080p bir Full HD Plus bir ekran sunulsun isterdim. Ama maalesef yok çünkü biliyorsunuz giriş segmentinde bir cihaz. Ama bu buradaki 720p ekran hani böyle bu cihazı almayı düşünüyorsanız kafanızı karıştırmasın çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten de buradaki 720p'lik ekran çok kaliteli. Yani benim bu giriş segmenti telefonlarda kullandığım en iyi ekran paneli buradaydı diyebilirim. Yani o derece beğendim ben ekran panelini. Hem parlaklık olarak hem işte çözünürlük olarak gerçekten de benim istediğim o beklentilerimi karşıladı ve yine ben hani 1080p bir ekran olsaymış demedim yani çünkü burada daha düşük bir fiyat ödüyoruz ve bence yani ödediğimiz fiyata göre evet 1080p olsaydı daha iyiydi ama buradaki 720p ekran kesinlikle kötü değil. Yani alırsanız memnun kalacağınızı söyleyeyim. İkinci konu 10 SE'de kullanılan işlemci. Şimdi şöyle ki burada MediaTek'in Helio P22 işlemcisi var. Ve bu işlemci 2018 yılında üretilen bir işlemci. Hani ben burada biraz daha evet yine giriş segmentinde olmasına rağmen böyle 2020 yılının güncel işlemcilerini kullanmasını tercih ederdim. 2018 yılında üretilmiş bir işlemci yerine. Çünkü şu an 2020 yılının Kasım ayındayız ve hani neredeyse 2021'e gireceğiz. Yani işlemci artık 3 yaşına gelmiş bir işlemci olacak nereden bakarsanız. Helio P22 kötü bir işlemci mi? Yok giriş segmentin için yine iyi seviyede bir işlemci. Ama dediğim gibi güncel olmasını ben bir tık daha avantajlı bulurdum. Performans konusunda da şimdi buradaki Helio P22'miz benim yaptığım Antutu testinde 104 bin 442 puan verdi. Bu performans değerini biraz da oyunlar üzerinden açıklayayım diyorum. Evet arkadaşlar şimdi de biraz bu Helio P22'nin TCL 10 SE'deki PUBG performansına bakalım. Önce şöyle bir oyuna giriş yapalım sonra size oyun başlayana kadar ben ayarları göstereyim. Evet oyuna giriş yaptık. Şöyle grafik ayarlarını göstereyim size şimdiden. Grafiklere geldiğimizde Oyunu dengeli grafiklerde ve orta kare hızında oynayabiliyoruz. Maalesef HD'yi desteklemiyor. Aynı zamanda akıcı da orta oynayabiliyorsunuz. Ama tabii ben dengeli ortaya alacağım ve biraz PUBG performansını da gösterelim hazır değinmişken. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir PUBG oynayalım diye geldim. Birkaç bir şeyler topluyorum. Zaten çok iyi bir PUBG oyuncusu değilim öyle ama işte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Evet hemen bir çatışalım şöyle. Sonra hemen. Yani şu ana kadar zaten çok bir kasma yaşamadım arkadaşlar. Siz de gördünüz. Sonrası için de yani daha önce tabii oynadım PUBG. Böyle çok bir kasma olmuyor. Yani bence P22'nin PUBG performansı gayet yeterli düzeyde. Çatışmalara girdiğiniz zaman vesairede de performans ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Şimdi biraz da Call of Duty deneyelim bakalım nasıl olacak. TCL 10 Arkadaşlar şimdi Call of Duty'deyiz. Şöyle bir hangi grafiklerde çalıştığını göstereyim. Alçak grafiklerde orta kare hızında yüksek kare hızında oyunu oynayabiliyorsunuz. Şöyle biraz da merak edenler için hemen oyundaki performansını size göstereyim. Performansı nasıl olacak? Ben daha önceden oynadım biliyorum nasıl olacağını ama size de bir gösterelim istedim çok iyi bir Call of Duty oyuncusu değilim. O yüzden beni affedin ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir kasma yaşamadan Call of Duty'yi de oynayabiliyoruz. Gelelim depolama ve RAM tarafına. 128 GB dahili depolamamız, 4 GB da RAM'imiz var ki başlangıç böyle giriş seviyesi bir telefon için iyi değerler bunlar. Hatta isterseniz burada bir micro SD kart takarak da bu işte 128 GB'lık hafızanızı daha da arttırabilmeniz mümkün. Alırsınız bir 128 GB daha takarsınız. 256 GB'lık bir kullanım alanına ulaşabilirsiniz. O yüzden micro SD kart yuvası bulunması da ekstra bir avantaj. Gelelim bence TCL'in 10 SE modelinde giriş segmentinde en avantajlı olduğu konuma kameraya. Burada üçlü bir kamera modülümüz var. Ana kameramız 48 megapiksel, ona ek olarak 5 megapiksel ultra geniş açılı kameramız var ve 2 megapiksellik de bir derinlik sensörümüz var. Giriş segmenti için 48 megapiksel gerçekten yüksek ve güzel bir değer ve burada TCL bu kamerada da hakkını veriyor. Gerçekten giriş segmentinden bekleyeceğinizin üstünde bir fotoğraf performansına sahip TCL 10S. Yani TCL 10 SE'nin fiyatı diğer giriş segmenti cihazlara göre biraz daha yüksek kalsa da burada resmen bu fiyat farkını kameraya veriyormuşsunuz gibi oluyor. Burada TCL'in kamerasını kendi segmenti için başarılı bulduğumu söylemem lazım. TCL 10 SE'de 1080p 30fps video seçeneğimiz var ve burada EIS de var ama şunu itiraf etmem lazım. Ace de yani dilediğiniz gibi böyle bir o stabilizasyon, video stabilizasyonunu dilediğiniz gibi sağlamıyor. Evet bir stabilizasyon var ama hani çok büyük beklentiler içinde olmayın Ace'den. Ama var mı? TCL 10 de evet Ace var. Onun dışında burada stop motion diye bir video seçeneği var. Böyle giriş seviyesi cihazlarda biz böyle atraksiyonlu video seçeneklerini pek görmeyiz. Peki ne yapabiliyorsunuz bu stop motionla? Stop motionla çektiğiniz videolarda tıpkı bu time lapse videoları gibi böyle işte 10 dakikalık bir video çekip bunu böyle çok akıcı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Zaten bunda detaylarda stop motion çektiğim görüntülerde paylaşıyor olacağım. Yani giriş segmentinde genelde biz böyle özellikleri görmüyoruz pek. Burada TCL'in bunu sunması da bir artı olmuş TCL adına. Gelelim gece çekimlerine. Gece çekimlerinde bence giriş seviyesi için yine iyi bir performans sunabiliyor TCL 10S'i. Yani beklentinizin ne olduğunu bağlı biraz da. Çünkü biliyorsunuz giriş seviyesindeki cihazlar pek fazla böyle gece çekimlerinde yüksek performans gösteremiyorlar. TCL yine burada rakiplerinden bence bir nebze olsun sıyrılıyor. Yine bir nebze daha iyi böyle daha iyi düşük grenlenmelerin olduğu daha düşük bozulmaların olduğu gece fotoğraflarını size sunabiliyor ki bu yine TCL için bir artı Kablosuz bağlantı tarafında da TCL 10C'de Bluetooth 5.0 var. Bu noktada güncel teknolojileri de güncel bir şekilde takip ediyor olması iyi bir şey. Yani Bluetooth 5.0'ın altında bir kablosuz bağlantı desteği desteği gördüğüm zaman artık ben genelde eleştiriyorum. Çünkü artık bence üreticilerin Bluetooth 5.0 desteğini standart olarak sunabilmesi lazım günümüzde diye düşünüyorum ben. TCL 10C'de 4000 mAh kapasiteli bir bataryamız var ve 10 Watt hızlı şarj desteğimiz var. Tabi bu 10 Watt değil de 15 Watt, 18 Watt olsa daha mı iyi olurdu? Evet bence daha iyi olurdu. Bu sayede hani biraz daha bu büyük bataryayı daha hızlı bir şekilde doldurabilirdik. Ekran kullanım süresine gelince de burada gerçekten bir günü çok rahat bir şekilde çıkaran bir cihazla beraberiz. Ben kullanımım sırasında günü çıkarmakta zorlanmadım. Çünkü bu 4000 mAh'lik büyükçe batarya ve bu 720p ekran hani daha düşük bir güç tüketimi sizin o bir günü çok rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlıyor. Hatta ben PC Mark testi de gerçekleştirdim merak edenler için. Şöyle cihazın verdiği ekran süresi 7 saat 49 dakika oldu bana ve testi PC Mark testini full ekran parlaklığında gerçekleştirdiğimi de hatırlatmış olayım. Yani günlük kullanımınızda ekran full açık kalsa bile böyle bir buçuk saat civarında süreleri görmeniz çok doğal. Bu sayede bir günü çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz TCL 10 SE ile. Yavaş yavaş özetleyecek olursak TCL 10 SE böyle yüksek performanslı cihazlarda gözü olmayan, biraz daha böyle giriş segmentinde cihaz almayı düşünen ve bu seviyede böyle çok yüksek fiyatlar ödemek istemeyen kullanıcılar için aynı zamanda güzel kamera sunan iyi bir seçenek. Tabi fiyat da biraz daha aşağı inerse daha rekabetçi olabileceğini düşünüyorum ben TCL 10 SE'nin. Ama yine de hani bulunduğu fiyat segmentinde tekrardan bu işte Realme 6'lar 3000 liralar bandına çıkmışken bulunduğu fiyat segmentinde şu an giriş seviyesi için düşünülebilir, değerlendirilebilir bir seçenek. Eğer sizin de giriş segmentinde iyi kameraya sahip olan bir gününüzü çok rahat çıkarabilecek bir cihaz satın almak gibi bir düşünceniz varsa TCL 10 SE'ye bir göz atabilirsiniz. Seçenekleriniz arasına alabilirsiniz. Son karar tabii sizin. Sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere bay bay.